Ferhan Şensoy'u kaybettik. Ferhan Şensoy'a Allah'tan rahmet, ailesine, sanat camiamıza ve ülkemize başsağlığı diliyoruz. Yine öğle saatlerinde Kütahya'da orta şiddette bir deprem oldu. Depremde can ve mal kaybı olmaması en büyük dileğimiz. Tüm Kütahyalı hemşerilerimize geçmiş olsun diyoruz. Ağustos ayı tarihe altın harflerle yazılmış önemli zaferler barındırır. Tüm bu zaferler bizimdir, milletimizindir. Bizi biz yapan tarihi dönüm noktalarıdır. Onlar için gömelim seni tarihe deseniz de tarihin sinesine sığmazlar. Dün 99. yılını kutladığımız 30 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesi işte böyle büyük bir zaferin adıdır. Bugün Anadolu ve Trakya topraklarında egemen bir ulus olarak yaşıyorsak, emperyalizme boyun eğmeyen bir millet olarak bu vatan topraklarında başımız dik dolaşıyorsak, namusumuza, iffetimize, inancımıza sahip çıkabildiysek, semalarımızda al bayrağımız dalgalanıyorsa, minarelerimizden ezanlar okunuyorsa, bunu, bu büyük zafere, bu zaferi bize armağan eden, başta büyük komutan, büyük devlet adamı, Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize borçluyuz. Bu vesileyle Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını saygıyla, rahmetle, şükranla bir kez daha anıyoruz. Büyük taarruz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi sözleriyle her evresi düşünülmüş, hazırlanmış, yönetilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış bir harekat, Türk ordusunun, Türk subaylarının ve komuta kurulunun yüksek güçlerini ve kahramanlıklarını tarihe bir kere daha geçiren büyük bir yapıttır. Bu yapıt, Türk ulusunun özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz bir anıtıdır. Büyük taarruzu büyük kılan sır, işte bu satırlarda görülen milli bilinç ve yüksek tevazuda saklıdır. Zaferin başkumandanı bu büyük zaferi ordusuna, milletine ve milletin bağımsızlık ve özgürlük düşüncesine ithaf etmiştir. Bu yüksek tevazu ve anlayışı kavrayamayan bazı hastalıklı kafalar, başkumandanını anmadan başkumandanlık zaferini anabileceklerini zannetmişlerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan bu aymazlığı, milletimizin değerlerinden bu kopuşu anlamak, mazur görmek mümkün değildir. Diyanet en son cuma hutbesinde Diyarbakır'ın İslam orduları tarafından fethini kumandanıyla beraber anmayı bilmiştir. Ama aynı hutbede Büyük Taarruzu ve Sakarya'yı bu zaferlerin başkumandanının adıyla anmamıştır. Milletimizin yükselen tepkileri üzerine gerçeği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını 30 Ağustos için yayınladığı bir mesajda lütfen geçirmiştir. Ama sayesinde özgürce ibadet edebildiğimiz camilerde milletimizin aziz atasının adını anmama aymazlığından vazgeçmemiştir. İlk başkanının Rıfat Börekçi gibi kahraman bir ilim insanı olduğu bir kurumda Börekçi'nin koltuğuna oturacaksın, milletin verdiği vergilerle maaşını alacaksın, gösterişli cübbeler giyeceksin, lüks makam arabalarına bineceksin, sonra da Atatürk'ün adının camilerde anılmaması için elinden geleni ardına koymayacaksın. Bizim inancımız hakkı hak edene vereceksin der. Kuldan utanmıyorsunuz, bari Allah'tan korkunuz olsun. Kadir bilir milletimiz camilerde Mustafa Kemal Atatürk'e bir Fatiha'yı çok gören bu kafaya hakkını helal etmez, etmeyecektir. Diyanet milletimizin ortak değeri Atatürk'te uğraşıyor. Ama bu ülkede son 19 yılda yenen kul hakları için bir çift söz söyleyemiyor. Yalan, dolan, rüşvet arşa ulaşmış, beytülmal talan edilmiş, gösterişli cübbelerin içindekiler buna tek bir laf edemiyor. Rüşvet almak, kul hakkı yemek haramdır diyemiyor. Son 19 yılda bu ülkede eğitimden ekonomiye, kurumsal yapıdan dış politikaya kadar pek çok şeye zarar verildi. Ama en çok zararı kutsal dinimiz ve inancımız gördü. Peygamberimiz din güzel ahlaktır buyuruyor. Son 19 yıldır dinin içinden ahlakı çıkardılar.
dini siyasi bir araca dönüştürdüler. Rant ve servet devşirmek için kullandılar. Bunun adına da sözde dava dediler. Ama şimdi bu davanın yolcuları artık itirafçı olmaya başladılar. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı 17-25 Aralık tapeleri ve dosyamda ne varsa doğrudur dedi. Bir televizyonda ne yaptıysam Erdoğan'ın talimatıyla yaptım diyerek istifasını açıklayan bu eski bakan, görevini kötüye kullandığını da bir defa daha kabul etti. Yine AK Parti'nin kurucularından eski bir milletvekili, AK Partililerin %90'ı yakında itirafçı olacak dedi. Bu millet bakan çocuklarının evlerinden çıkan kasaları unutmadı. Sıfırlanmakla bitmeyen avroları, dolarları unutmadı. Ayakkabı kutularında ele geçirilen rüşvet paralarına faiz işletip sonra da bu rüşveti faiziyle alana iade edenleri de unutmadı. Bu olaylar Yüce Divan'da aklanmadı. Majestelerinin milletvekillerinin oylarıyla bu hesap yargıdan kaçırıldı. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın Yüksek İstişare Kurulu üyesi, dönemin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek de bu dosyalar Yüce Divan'da görüşülmeliydi diyor. Tüm bunlar milletin vicdanında hala kanayan bir yaradır. Bu dosyalar milletin vicdanında kapanmamıştır. Şimdi bu itirafları ucu nereye giderse gitsin diyerek suç duyurusu kabul edip bu bakanı ifadeye çağırabilecek bir cumhuriyet savcısı arıyoruz. Bulur muyuz bilmiyorum. Yaklaşan seçimlerden sonra yapacağımız ilk iş devletin çökertilen adalet direğini hızla ayağa kaldırmak olacak. Devlet yönetimindeki çürümeye, kokuşmuşluğa son vermek için siyasi ahlak yasasını çıkaracağız. Kamu ihale kanununu rekabet ve şeffaflığı sağlayacak şekilde yeniden düzenleyeceğiz. Sayıştay'ı gerçek işlevine kavuşturacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kesin hesap komisyonu kurup başkanlığını muhalefete vereceğiz. Varlık fonu ve benzeri paralel hazine uygulamalarına son vereceğiz. İşte en son varlık fonunu aldıkları Ziraat Bankası'nın Almanya'daki iştirakinde büyük bir skandal patladı. Alman Bankacılık Düzenleme Denetleme Otoritesi Ziraat Bankası'nın Almanya'daki iştirakine olağanüstü cezalar kesti. Yine kredi verme ve mevduat toplama sınırı da getirdi. Gerekçe Türkiye'deki varlık barışı uygulamaları kapsamında sorgusuz sualsiz Türkiye'ye para transferi yapılması, usulsüz krediler verilmesi. Alman Bankacılık Otoritesi Türkiye'den atanan genel müdür adayları için tam 4 kez red cevabı vermiş. Almanya'nın Ziraat Bankası iştirakine özel yetkili genel müdür atayacağı söyleniyor. Bir başka ifadeyle Almanya'daki Ziraat Bankası'na kayım geliyor. Bu uygulamanın hem Avrupa'da Türk bankacılığı için hem de Almanya bankacılık tarihinde bir ilk olduğu ifade ediliyor. Bu rezalet hakkında Ziraat Bankası'ndan da bizdeki bankacılık otoritesi bankacılık düzenleme denetleme kurumundan da ve bu bankanın bağlı olduğu varlık fonunun başında bulunan Cumhurbaşkanı'ndan da şu ana kadar gık çıkmadı. Bu suçlamalar karşısında başımız eğik mi duracağız? Bu suçlamaları kabullenecek sineye mi çekeceğiz? Diğer taraftan eğer bunları kabul ediyorsak Ziraat Bankası'nın iştirakine kesilen bu cezalar kimin cebinden çıkacak? Elbette Türkiye Cumhuriyeti hazinesinden, yani vergi mükelleflerimizden. Şunu burada açıkça ifade edelim. İktidara geldiğimizde tüyü bitmedik yetimin hakkını yiyenlerin kursaklarından yediklerinin hepsini söke söke alacağız. Ne yazık ki Erdoğan şahsım hükümetinin hesap vermeden sorgusuz sualsiz yaptığı her işin bedelini milletimiz ya cüzdanıyla ya da canıyla ödüyor. Erdoğan daha düne kadar Afganistan'daki havalimanına askerimizi nöbetçi yazmak için uğraşıyordu. Genel başkanımız uyardı. Tek bir askerimizin burnu kanarsa sorumlusu siz olursunuz dedi. İşte bugün Kabil havalimanının yanı başında her gün bombalar patlıyor. İnsanlar ölüyor. Kim haklı çıktı? Biz haklı çıktık. Çünkü biz meselelere Erdoğan'dan farklı olarak sadece ve sadece Türkiye'nin penceresinden, ulusumuzun hak ve menfaatleri penceresinden bakıyoruz.
Beyefendi mecbur kaldı. Genel başkanımızın Mehmetçiğimizi Afganistan'dan çekme talebini dinledi, kabul etti, iyi de oldu. Ama bunu hala hazmedemiyor. Şimdi çıkmış Afganistan konusunda biz ana muhalefetin ne dediği ilgilendirmez. Biz kendi irademize bakacağız diyor. Kusura bakmasın. Onun sicili ortada. Beyefendi hangi bölgesel meselede Türkiye'nin hak ve menfaatlerine bizim penceremizden baktı? Büyük Orta Doğu ve genişletilmiş Kuzey Afrika projesinin eş başkanı penceresinden bakmaktan başka bir şey yapmadı. Şimdi nasıl oluyor da kendi iradesinden bahsedebiliyor? Suriye'de yaşadıklarımız ortada. 5 milyon Suriyeli sığınmacı 10 yıldır Türkiye'de. Bu sığınmacılar için 40 milyar dolardan fazla para harcandı. Sınırlarımızda güvenliği sağlamak için binlerce askerimiz sınırın öteki yanında duruyor. Yüzlerce askerimiz Suriye'de şehit düştü. Peki Türkiye'ye tüm bu ağır bedelleri kim ödetti? Elbette Erdoğan. Ve tabii Erdoğan'ın bitmek bilmez kibiri. Ne yazık ki Erdoğan 3-5 milyar avro finansı görünce Türkiye'yi Avrupa'nın mülteci getosu yapmaya hemen teşne oluveriyor. Daha dün finansı iyi yönettiğimiz için yeni mülteciler alabiliriz diyen kimdi? Erdoğan'dı. Millet tepki gösterdi, çark etti. Erdoğan'ın dün dediğini bugün dediği tutmuyor. Rüzgar gülü gibi nereden rüzgar eserse Erdoğan da oraya dönüyor. Bir gün Taliban ile görüşürüz diyor, ertesi gün Taliban'ı terörist ilan ediyor. Sonraki günde Taliban ile masaya otururuz diyiveriyor. Erdoğan'ın kuyruğuna takılan küçük ortağın hali ise daha da perişan. 15 gün önce askeri unsurlarımızın Afganistan'ı terki düşünülmeyecektir diyen ufak ortak, bugünlerde askerimizin tahliyesi doğru bir tercih, yerinde bir karardır diyerek çekilme kararını alkış tutuyor. Hemen ardından da Kabil emniyetli değilse Ankara güvende olamaz diyerek kendini bir kez daha yalanlayıveriyor. Yani Erdoğan'ın kuyruğuna takılırsa tabii böyle ufak rüzgar gülü olur. Bunlar ülkeyi de devleti de yönetemiyorlar. Memleket Cumhur İttifakı'nın yönetiminde fırtınaya kapılmış yaprak misali savruluyor. Ama bu beyler her şeyden vazgeçiyorlar. Kabil Havalimanı'nın işletmesinden nedense bir türlü vazgeçemiyorlar. Hakikaten Kabil Havalimanı'nın bunlar için bu kadar vazgeçilmez kılan nedir? Afganistan'daki havalimanında bunları bu kadar cezbeden ne var? Vallahi şu anda Afganistan'da en bol olan terör ve uyuşturucu. Türkiye'yi böyle bir coğrafyaya sokmak için bu ısrar neden? Çıksınlar şunun sebeplerini millete bir anlatsınlar bakalım. Ama yapamazlar. Allah'a çok şükür bizler ekşi yemedik. Bu nedenle de karnımız ağrımaz. Bizim tehdit edilecek, müzakere masalarında kolumuzu büktürecek dosyalarımız yok. Onun için doğru bildiğimiz neyse vicdan rahatlığıyla milletimizin huzurunda konuşuruz. Erdoğan bizi ister dinlesin ister dinlemesin ama bizi dinlemediğinde bunun burnunun dikine gittiğinde bunun faturasını hep milletimiz ödedi. Bunu da milletimiz bilsin. Kontrolsüz göç ve sığınmacı sorunu ne yazık ki Türkiye'nin en önemli beka sorunu olmuştur. Hatay'ın hemen yanı başında İdlib'de dünyanın dört bir yanından gelmiş yüz binlerce savaşçı patlamaya hazır bomba gibi bekliyor. Buralarda işler bir kez daha kızışırsa milyonlarca insan İdlib'den sınırlarımıza akar. İşlerinde de binlerce radikal ülkemize girer. Bu da bir kabus olur. Yine İran, Afganistan'dan akıp gelen göçmenleri sadece seyrediyor. Bizim sınırımıza gönderiyor. Bu gelenlerin içinde radikal bir takım unsurlar var mı yok mu? Erdoğan dahil bunu kimse bilmiyor. Çok açık konuşalım. İdlib Rusya'nın elinde, Afganistan İran'ın elinde. Türkiye'ye karşı kullanacakları stratejik bir koza dönüştü. Avrupa ise ne yazık ki bu meselelere parayı veririm, Türkiye'yi göçmen getosu yaparım anlayışıyla bakıyor. Bu ahlaksız teklifleri Erdoğan kabul etse de bizim kabul etmemiz, rıza göstermemiz mümkün değildir. Avrupalı dostlarımız şunu bilsin ki Avrupa'nın sınırı Kapı Kule'den başlamaz, Gürbulak'tan başlar. Herkes planını bu gerçeğe göre yapsın. Karşımızdaki bu beka sorununa devlet aklıyla ciddi bir stratejiyle, yoğun bir diplomasiyle tepki vermek zorundayız. Ama Erdoğan'ın bu konuda strateji oluşturacak ne bir derinliği ne de diplomasiyle sorun çözme kapasitesi var.
Onun için de hep söylüyoruz. Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor. İşte Irak'ta Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı düzenlendi. Bu toplantıya Fransa Cumhurbaşkanı katıldı. Katar Emiri katıldı. Mısır Cumhurbaşkanı katıldı. Kuveyt Başbakanı katıldı. Ürdün Kralı katıldı. Ama Erdoğan katılamadı. Uluslararası protokolde çok daha geride olan Dışişleri Bakanı ülkemizi temsil etti. Sebep, Taliban'la masaya oturum diyen Erdoğan Sisi ile beraber masaya oturamadı. Dış politikayı şahsileştirmenin sonucu ne yazık ki budur. Bölgemizde bizden habersiz kuş uçmaz diye caka satarken bir de bakarsınız bölgede kurulan masalara oturamaz hale gelmişsiniz. Ülkemiz bu diplomatik yalnızlığı mutlaka aşmak zorundadır. Bölgemizdeki meselelere bölge ülkelerinin çözüm üretmesi, inisiyatif alması esastır. Yoksa bölge dışı ülkeler kendi çözümlerini dayatacak, çözüm üretiyoruz diyerek yeni sorunlar üreteceklerdir. Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da yaşadıklarımız bunu bize öğretmiştir. Bu nedenle bizim iktidarımızda bölgemizde huzur, barış ve istikrar oluşturmayı hedefleyen Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı derhal kuracağız. Bölgenin sorunlarını yine bölge ülkeleriyle birlikte çözeceğiz. Değerli basın mensupları, yarın 2021'in ikinci üç ayına ilişkin milli gelir rakamları açıklanacak. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısı salgının ekonomimize en sert vurduğu dönemdi. Geçtiğimiz yıl ikinci üç aylık dönemde milli gelirimiz %10,3 gerilemişti. Top yere ne kadar sert çarparsa o kadar yükseğe çıkar. Ekonomide biz buna baz etkisi diyoruz. Hem baz etkisiyle hem de pandemi döneminde olağanüstü kredi genişlemesinin o dönemde hala süren etkisiyle büyüme de geçen yıla göre ciddi bir sıçrama göreceğiz. Ama ekonomik faaliyet hacmini bir önceki çeyrekle mukayese ettiğimizde farklı bir tablo, bir yavaşlama görmemiz de kuvvetle muhtemel. Saman alevi gibi büyüme sürekli ve sürdürülebilir büyümeden farklıdır. Ne yazık ki 19 yılda Erdoğan bu ikisi arasındaki farkı bir türlü görememiştir. Pandemide milleti borca batırdılar. G20'nin gelişen ekonomileri içinde en çok kredi veren ekonomi Türkiye. Buna karşın aynı grupta en az doğrudan gelir desteği veren üçüncü ekonomi de Türkiye. Bol kepçeden verilen kredilerle büyümenin sürekliliğine ve sürdürülebilirliğine büyük darbe vurulmuştur. Şimdi bireysel kredilerdeki hızlı genişleme ve tahsilattaki sıkıntılar ekonomi yönetimini de kaygılandırmışa benziyor. Bireysel kredilere sınır getirmekten bahsediyorlar. Yine başta esnafımız olmak üzere çiftçilerimiz, KOBİ'lerimiz pandemi döneminde aldıkları borçların nasıl geri ödeneceğini kara kara düşünüyorlar. Hiç kimse merak etmesin, iktidara geldiğimizde pandemi nedeniyle alınan borçların kolaylıkla geri ödenebilmesi için gereken her tedbiri alacağız. Borçları mutlaka ödenebilir halde tutacağız. Borçlardaki hızlı genişleme sadece büyümenin sürdürülebilirliğine değil, kalitesine de darbe vurmuştur. Hem fiyatlar seviyesi sıçramıştır, hem de konut başta olmak üzere bazı sektörlerde balonlar oluşmuştur. Eurostat verilerine göre son bir yılda tüm Avrupa'da konut fiyatlarının en hızlı arttığı ülke Türkiye'dir. Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerdeki konut fiyatları ve kiralarda çok ciddi sıçramalar olmuştur. Önümüzdeki hafta yüz yüze eğitim başlıyor. Özellikle üniversite öğrencileri ve öğrenci aileleri çok büyük sıkıntıda. Konut bulmakta, keselerine uygun konut bulmakta zorlanıyorlar. Diğer tarafta da son bir yılda inşaat girdi maliyetlerindeki olağanüstü artış ve ekonomideki belirsizlikler yeni konut yapımlarını tehdit ediyor. İşte İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu çimento fiyatlarındaki fahiş artışlara dayanamayarak 2 Eylül'de harç bitti, yapı paydos demeye hazırlanıyor. Türkiye tarihinde böyle bir durumla ilk kez karşılaşıyoruz. TÜİK'in makyajlı verileriyle bile enflasyon %19. Dünya üzerinde en yüksek enflasyona sahip 12. ekonomiyiz. Ama turbun büyüdü heybede. Kuraklık bu yıl sadece ormanlarımızı yakmakla kalmayacak. Mutfaklarımızı da kavuracak. Gıda fiyatları üzerindeki baskı kışın daha da artacak.
Hidroelektrik üretimi düştüğü için ötelenen enerji zamları da dikkate alındığında ilerleyen günlerde elektrik fiyatları da hızla artacak. Türkiye'de hala hazırda 2.100.000 aile elektrik faturalarını ödeyemiyor. Bunu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı istemeden de olsa itiraf etti. Anlaşılan önümüzdeki günlerde bu sayı daha da artacak. İstihdam derseniz o cephede de değişen bir şey yok. Pandemi döneminden hemen önce 2019'un son çeyreğinde gerçek işsiz sayımız 6 milyon 400 bindi. Bugün 9 milyon. Onca krediye rağmen işsizlik zirvede dolaşmaya devam ediyor. Bu arada kamuda engelli memur açığı bir türlü doldurulmuyor. Engelli yurttaşlarımız bu kadrolara atama bekliyor. Bir yandan artan hayat pahalılığı, bir yandan artan işsizlik milleti yoksulluk girdabında bunaltıyor. Erdoğan Türkiye'yi istihdamsız büyüme kavramıyla tanıştırmıştı, şimdi de yoksullaştıran büyüme kavramıyla tanıştırdı. Ama Erdoğan'a sorarsanız Türkiye yeni bir şahlanış içindeymiş. Ne demiş atalarımız? Olsayı bulsaya vermişler, hiç doğmuş. Erdoğan'ın durumu da tam bu. Türkiye ekonomisinde büyümenin sürdürülebilirliğini sağlamak için, büyümenin kalitesini arttırmak için son 10 yılda hangi adımı attınız? Hangi yapısal reformları gerçekleştirdiniz? Tersine ekonomideki kırılganlıkları daha da arttıracak ne kadar yanlış adım varsa hepsini birer birer attınız. Milletin 128 milyar dolarını siyasi ikballeri için, yerel seçimi kazanmak için boş yere buharlaştırdılar. Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığını ortadan kaldırdılar. Düne kadar IMF defteri kapanmıştır, bir daha açılmayacaktır diyen, kerameti kendinden menkul IMF bizden 5 milyar dolar istediği hikayeleriyle övünen Erdoğan, şimdi çıktı, partisinin geniş milletilmiş il başkanları toplantısında IMF'den gelen 6 milyar 300 milyon dolarla caka satmaya kalktı. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu. IMF tüm ülkelere destek verdi ama IMF parasıyla övünen bir tek AK Parti Genel Başkanı Erdoğan oldu. Ne diyelim, görmemiş ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır. Maalesef bugünkü yönetimin durumu da tam da bu. Son olarak bu yıl doğal felaketler ve bunlar karşısında aciz kalan Erdoğan şahsım hükümeti ülkemizi perişan etti. Güneyimizde orman yangınları, kuzeyimizde seller hepimize acı üstüne acı yaşattı. Şu anda Tunceli'de orman yangınları sürüyor. Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba başkanlığında milletvekili arkadaşlarımızdan oluşan bir heyet çalışmaları yerinde izliyor. Arkadaşlarımızın bölgeye intikalinden sonra yangına havadan müdahale başladı. Ancak bu müdahalelerin son derece yetersiz olduğunu da görüyoruz. Tabii bu arada şu soru da insanın aklına geliyor. Daha düne kadar orman yangını olduğunda, sel olduğunda oraya koşuşturan sayın bakanlar bugün nerelerdeler? Erdoğan ise yangını bırakmış. AFAD'a para toplamakla meşgul. Bu arada bizi de AFAD'a toplanan paralardan rahatsız olmakla suçluyor. Atalarımızın dediği gibi kurda kuzu emanet edilmez. 15 Temmuz paraları Beşiktaş'taki saldırılardan sonra toplanan paraların akıbetini milletimizle şeffaf bir şekilde paylaşmayan sizsiniz. Milletimiz adına bu paraların peşinde koşan da biziz. Hem 15 Temmuz hem de Beşiktaş mağdurları için o günkü kurlardan yaklaşık 100 milyon dolarlık bir bağış toplandı. Bugünkü kurla bu para 835 milyon lira yapar. Milletten topladığınız bu bağışların nasıl harcandığını, nasıl nemalandırıldığının hesabını millete vermek zorundasınız. Bu paralar doğru nemalandırıldı mı? Yoksa kamu bankalarında düşük faizden iç mi edildi? Beşiktaş'taki kurbanların yakınlarına bugüne kadar ne ödendi? Bunları kamuoyuyla paylaşın. Bunların hesabını vermeden çıkacaksınız, bizi yardıma karşı olmakla suçlayacaksınız. Bizi suçlayacağınıza millet size neden güvenmiyor? Bunu bir düşünün. Milletimiz herkesin ne yaptığını görür. Notunu veriyor. Bu hükümete tasdiknamesini vermek için de sabırsızlıkla gün sayıyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi sorularınız varsa alayım. İyi günler. Sayın Öztürk, öncelikle son dakika gelişmesi olarak Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'nin talebi noktasında iadesiyle ilgili Avusturya Mahkemesi'ne
verdiği talep noktasında iadeyi kabul etti. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz efendim? İkinci sorum, sosyal medya düzenlemesiyle ilgili önümüzdeki süreçte meclis açılışında bir adım atılacak. Bununla ilgili görüşleriniz nelerdir? Son sorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan insan hakları eylem planı açıklaması sonrasında atılan adımlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? İşte somut olarak cezaevinde tutukluların somut delillerle tutuklanması gerektiğiyle ilgili açıklamalar yapmıştı ama ülke genelinde maalesef somut deliller olmadan tutuklu olan birçok masum insanlar da var. Teşekkür ediyorum. Evet. Önce Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi konusu. Tabii ki Sezgin Baran Korkmaz ülkemizde de suç işlemiştir. Dolayısıyla böyle bir talebin yapılması normaldir. Ülkemize iadesi söz konusu olacaktır. Ülkemize iadesi kararı doğrudur. Ama benim bildiğim kadarıyla süreç henüz tamamlanmamıştır. Aynı zamanda Sezgin Baran Korkmaz'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne verilmesi konusunda da bir başka talep vardır. Umarım Sezgin Baran Korkmaz Amerika'ya verildiğinde bu ülke ve bu ülkenin yöneticileriyle ilgili yeni bir kol bükme konusu haline gelmez. Ve Türkiye'ye iade edilir. Sosyal medya konusunda yapılacak düzenlemelere gelince, açıkçası mevcut iktidarın, mevcut hükümetin sosyal medya konusunda yapacağı düzenlemelere maalesef bugüne kadarki uygulamaları ışığında bakmak lazım. Bugüne kadar yapmış oldukları uygulamalar da bu iktidarın sürekli otoriterleştiğini gösteriyor. İktidar öyle görülüyor ki sosyal medyada kendisiyle ilgili getirilen eleştirilerden rahatsız. Bu eleştirileri önlemek için de sosyal medyada bir düzenleme yapmak istiyor. Ama hep söylüyorum, ne yaparlarsa yapsınlar, millet bunların ne yaptığını görüyor. Notlarını veriyor. Bir an evvel ellerine tasdiknamelerini verip evlerine göndermek için sandığın önüne gelmesini bekliyor. Bu insan hakları meselesine gelince bir ülke düşünün. O ülkenin ana muhalefet partisi lideri hak, hukuk, adalet diyerek dünyanın en uzun siyasi yürüyüşünü yapmış. Mevcut hükümetin bugünkü uygulamalarına dönüp baktığınız zaman çok ciddi ihlallerle karşı karşıya olduğumuz açık insan hakları konusunda. Ne kadar eylem planı açıklarlarsa açıklarsınlar, bu eylem planlarının hiçbirine uymuyorlar. Bununla ilgili düzenlemeleri de bir türlü yapmıyorlar. Evet. Efendim müsaadenizle şimdi bize yönlendirilen soruları ileteceğim. İlk olarak ATV tarafından yönlendirilen bir soru var, onu ileteceğim. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, değişim kolay değil, cesaret ister, risk almak gerekir diyerek bir anlamda şeffaf ittifak için çağrı yaptı. O çağrı için sizin bir değerlendirmeniz olur mu? Şimdi ben gerçekten ATV'nin ve havuz medyasının bu sorulardaki ısrarcılığını anlamakta güçlük çekiyorum. Yani HDP eş başkanının yapmış olduğu konuşmaya dahi anlamı kendileri vermeye kalkıyorlar. Bakın açık söyleyeyim. Onlar saraydan yazılmış soruları sormakta ısrar edecekler, öyle görünüyor. Biz de onlara daha önce verdiğimiz cevapları vermekte ısrar edeceğiz. Bu minvaldeki sorulara bundan önce vermiş olduğumuz cevaplar aynen geçerlidir. Evet. Efendim, Ulusal Kanal tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KHK'lılara görevi iade edeceğini söyledi. CHP, KHK'lıların göreve iade edilmesiyle ilgili nasıl bir süreç işletecek? Ayrıntı verebilir misiniz? Genel Başkanımızın söyledikleri son derece açıktır. Yargı kararı olmadan, kararnamelerle işinden edilen, ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğiz. Yeter ki teröre bulaşmamış olsun.
Efendim CNN Türk tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. CHP Kadıköy İlçe Başkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri sırasında kaydedilen görüntüsüne İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den tepki geldi. Siz parti olarak bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? İlçe başkanı hakkında bir işlem başlatılacak mı? Kadıköy İlçe Başkanımızın yaptığını doğru bulmuyoruz. Efendim Tele1, Habertürk ve KRT tarafından yönlendirilen bir ortak soru var. Sorumuz şöyle. Erdoğan'ın seçim barajına yönelik açıklamaları oldu. Barajın %7 olması yönünde. CHP olarak %7 baraja nasıl bakıyorsunuz? Bir de bu seçim barajı tartışmalarının Cumhur İttifakı'nın gündemini değiştirmek adına yapıldığına dair eleştiriler var. Örneğin 128 milyar dolar, orman yangınları, sel felaketleri gibi konular seçim barajı tartışmalarının gölgesinde kalacak. Bu konuda siz ne söylersiniz? Cumhur İttifakı'nın getireceği seçim barajı %7 olsa ne olur, %5 olsa ne olur? Millet seçim barajını değil, sandığı bekliyor. Bir iktidar seçim yasalarıyla oynamaya başlasıysa siyaseten sonu gelmiştir. Bu Cumhur İttifakı'nı baraj altında kalma korkusunun sardığını gösteren bir karardır. Milletin gerçek gündemi geçimdir. Yangın, sel felaketleri ve buradaki hükümetin yönetim beceriksizliği milletin vicdanını yaralamıştır. Buharlaşan 128 milyar dolar ve bunun sonucunda başına gelenler milletimizi derin sıkıntılara sokmuştur. Artık geçim içinde seçimin bir an evvel yapılması ve bu yönetme kabiliyetini kaybetmiş kadroların iş başından gitmesi gerekmektedir. Efendim Halk TV ve KRT TV tarafından yönlendirilen bir ortak soru oldu. Soru şöyle. Erdoğan Bayraktar önce tapelerdekiler doğru dedi. Bir gün sonra da içi boş işler dedi. Siz bu açıklamalardaki fikir değiştirme durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu eski bakanın açıklamalarında aslında bunun nedenlerinin ipuçları var. Bu skandallar ilk patladığında Bayraktar bir televizyon kanalına çıkıp istifa ettiğini açıklamıştı. Soruşturma dosyasında yer alan imar planlarının büyük bir bölümünün Erdoğan'ın talimatıyla yapıldığını da yapıldı. Ben istifa ediyorum ama Başbakan Erdoğan'ın da istifa etmesi gerekir demişti, hatırlayın. Geçen günde çıktı kendi ifadesiyle o dönem hırsızlar çuvalının içine atılmasına içerleyerek ben kendimi ayırmak istedim, gücüm yetmedi, döverler beni, öldürürler beni, o kadar gücüm yok benim dedi. Bu işin sırrı orada. Şimdi ama bir başka önemli konu. Yürekli bir cumhuriyet savcısının harekete geçmesi için eski bir bakanın daha fazla ne söylemesi gerekiyor? Teşekkür ediyorum.